Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tekrar hoş geldiniz. Farklı bir ders olmasını istedim. Cenab-ı Hak inşallah nasip eder. Dersin konusu insan niye ifsat eder? Niye bozar yani? Niye bozma tarafındadır? Niye bu yolu tercih ediyor? Değil mi? İnsan oysa hayrı istiyor. Hayrı istiyor. Hayır istediği halde kendisi hani fıtratında şey var, hayır olduğu halde şere doğru kayıyor. Şere doğru kaymasının sebebi nedir? Şimdi 3-4 tane yer var. Ben size bir tanesinden okuyacağım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yankuzune ahdallahi min ba'di misakihi ve yektavune ma emarallahu bihi en yuselek ve yusidune fil evr. Dersin mevzuyu da şu olabilir. Yani Cenab-ı Hak ayette öyle diyor da ahdinizi niye bozuyorsunuz? Verdiğiniz sözü niye tutmuyorsunuz? Cenab-ı Hakk'a söz vermişiz. Hatırlayan var mı? He? Kâr-ı belada. Kâr-ı belada söz vermiş. Hatırlıyor musun peki? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? He he. Ben sizin Rabbinizsin. Kâr-ı bela. Evet dediler. Ama ben hatırlamıyorum yani. Doğru hatırlıyorum. Ahde vefa göster. İmam Ali hatırlıyorum diyor. Evet. Öyle de diyebiliriz. Yani Allah'a verdiğiniz ahdi niçin tutmuyorsunuz? Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de kalu bela demişiz. Kur'an'da hiddet ediyor. Niye anlaşmanızı bozuyorsunuz? Ben de hatırlamıyorum. Neymiş o zaman? Fısk. Fısk nedir? Ha? Fısk. Bu araba lastik markası değil. O bir ara fısk vardı. Evet. Fasıklıkta araba lastiği vardı değil mi, fısk diye. Tam koymuşlar anladımlar. Fısk lügat tabiriyle, lügat manasıyla günahlar demek. Günah. Fi manada tarifkar olmak. Kav ram olarak, yani kav ram. Arka tarafı ise fıtratını bozmak. Fısk, haktan udul, çıkmak, ayrılmak tarif ediyor. Hadden tecavüz, hayat ebediyeden çıkıp terk etmektir. Bir de okuyayım. Fısk, çok mühim bir, güzel bir derstir. Haktan udul, haktan çıkmak, hak, Cenab-ı Hak diyoruz, oradaki hak. Udul, yani kainatın sistemi var ya, akıcılığı, kainatın kanunu,
kainatın bir yere doğru hareketinin sistemin dışına çıkmak. Başka ne demektir okuyacak bunu? Ayrılmak, hadden tecavüz, haddini hududunu bilmemek. Hani sorarlar, İslam esası kaç tanedir? 5. Değil mi? İman esası 6. Bir tane arada fark var. O bir tanesi de neymiş? He? O 5 işte onun içinde. Benim bildiğime göre İslam esası kaç tane? 5 tane değil mi? Kelime şehadet onun içinde. O ayrı bir şey değil. Hayr-i şer iman esasında. İslam 5, iman 6. Der ki alimi, o 5 tane İslam esası, İslam esası eylemdir. İman ise itikattır, manadır. İnanmak Allah'a, ahirete. İslam ise eylemdir, kılmak namaz, vermek oruç, gitmek hacca. Değil mi? Eylem. Eylem varsa kendisi vardır. Eylem yoksa İslam yok. Diyor ki, 5 İslam esası eylemdir. İnsana uygulanırsa bu, insan haddini bilir. Dolayısıyla gizli yapısı itibariyle 5'in insanlara uygulanıp insanda tezahür eden canlı bir esastır. Yani 5 İslam esası haricimizdedir. Namaz kılmak benden hariçtir. Benden kılmamış. Oruç tutmak hariçtir. 5'i uygulanırsa canlı Kur'an'da tezahür eden fiildir. İnsan canlı Kur'an'dır. 5'ini monta edersem bende ne tezahür eder? Haddini bilir. Dolayısıyla haddir. Haddini bilmek altı oldu. Edep yahu. Hayat ebediyeden çıkıp terk etmek fısk. Fıskın menşei, peki nereden çıkıyor bu? Kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şeriye denilen üç kuvvetin ifrat ve tefritinden neşet eder. İş artacağız. Daha çok güzel anlatıyor daha gerilerde, ön tarafta. Üç tane kuvve var. Kuvve-i şeriye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Bunun her birisinin de üç mertebesi var. Tefrit, vasat, ifrat. Tefrit, ifrat, vasat. Bu üç kuvvetin, kuvve-i şehriye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye denilen insanlığın temelini oluşturan, insanlığın temeli. Bu yok meleklerde. Bu yok, bu meleke tek boyutu var. Yani meleklerde bu hal yok. Kuvve-i şehriyenin ifratı tefriti insanda. Onda vasat bile yok. Çünkü cinsiyet yok. Kuvve-i şehriye cinsellik değildir. Cinsellik bir tanesidir. Çok yemek, düşkün olmak, çok lüks giymek, lüks binalar. Yani ikide bir araba değiştirmek, ikide bir cep telefonu değiştirmek, ikide bir, ikide bir, ikide bir ne değiştirebiliyorsan bu hep kuvve-i şehriyedir. Sakın avutlamayın kuvve-i şehriye cinselliği. Demek ki ikide bir, ikide bir cep telefonu değiştirmeye hangi hastalığıdır bu adam? Kuvve-i şeviyenin ifratındadır. Ama Allah nimetini kullarında görmek istiyor. Maddi durumu çok iyi. Fena da değil. Abdülhamid'den, rahmetliden kalmış cep telefonu kullanırsa burada kuvve-i gadabiyedir. Kuvve-i şeviyenin tefrit mertebesidir. Tamam. Evet, ifrat veya tefrit delillere karşı isyandır. Çok antika bir derse geçer şimdi. Cemiyeti de işleyecek.
Nedir? İçine girmez mi? Efendim? Cinsellik içine girmiyor. O da giriyor. Ama sırf ona hasretmeyin demek istedim. Tabii girmez mi? Onun haddi var. Onun da iffal saati tesettür risalesinde söylüyor. Bu cinselliğin tefriti, ifratı var. Vasatı tesettür risalesinde ve bir de Kalı Mesnevi Nuriye'de söylüyor. Orada vasatını söylüyor. Maalesef. Çok tuhaf. Vasatı lemalarda 20 günde birdir. Kalı Mesnevi Nuriye'de 14. Reşan'ın nüktesinde anlatıyor. Ayda birdir. Yani insanın doğasındaki ihtiyaç bu. İnsanın doğasında, yapısında, fıtratında 2000 sene ömür var. Adem Aleyhisselam'dan genetik olarak geçmiş bize. Çünkü o kadar yaşamış. Ama nasıl ki etkenlerle bozuyoruz, o da bozulmuş. Fıtrisi budur diyor usta. 20 günde bir ihtiyacı hakiki hissetmek. Diğeri sunidir. Tabi onun bedeli vardır. Yani sahifi alemde yaratılan delail, sahifi alem, insan, kainatın hulasasıdır, haritasıdır, ruznamesidir, şablonudur, çekirdeğidir. Kainat, insanın açılımıdır. Kainat, insanın ağacıdır. İnsan, kainatın çekirdeğidir. Tamam mı? Çünkü kainattaki umum sistem insana bağlanmış. Tesbihin imamesi gibi. Diyor ki, sahife alemde yaratılan delail, deliller, yani onu ifade eden Cenab-ı Hakk'ın uhud-u ilahi hükmündedir. Yani Allah ile anlaşma manasındadır. Çünkü mesela biz Allah'ı seviyoruz. Eylemimiz nasıl olacak? Allah sevdiği şeyler olması lazım. Nereden bileceğiz bunu? Cenab-ı Hak da diyor ki benim sevdiğim şu zattadır. Peygamberimiz değil mi? Eyküntüm tuhubbülallah fette birlik yok değil. Allah'ı severseniz ki seviyorsunuz zaten. Mağlup orası. Şimdi niçin bunu gösterdim örnek? Aynen bunun gibi de insanın içini mi görmek istiyorsun diyor. İçsel alemi. Kainatta açılımı var. İnsan çekirdeği bir açılsa, hani hayvanı keseriz, derisini açarız, seccade olur ya. İnsan bir açılırsa ne olurdu? Merak etmeyiz mi? Kainat oluyormuş. Bütün kainat deyince belki de yeni kardeşlerin çok olduğunu tahmin ediyor. Şu böyle sema, galaksiler falan değil. Yedi kat semanın her katında 7 mertebe var. Şu semayı dünyadır. Şu 200 milyar galaksi tahmin ediliyor. Her bir galakside 200 milyar yıldızın olduğu da semayı dünyadır. Birinci sema değil bu da. Bu semayı dünya derler bu ulemayızlar. Değil bu yani. İnsan açılırsa bunlar değil. Alemi gayb, melekut, alem-i erva, alem-i insan, cennet, cehennem, Cebrail, Azrail, İsrafil, arş, kürs, sifet-i munta, lehve muhabi ispat, nebi mahfuz, arş-ı azam, her şey. Her şey ya. Allah'ın dışına ne aklına geliyorsa her şey sende işte, sensin. Neyse, ne aklına geliyorsa. Ne aklına geliyorsun? Neresi denmişse? Kitaplar okuyup da Resulullah şuralara gitti, şöyleydi, böyleydi. Hepsi sende. Ama burada yaprağız, çiçeğiz, dalız. Çekirdeğe geçince çekirdek diyor ki yaprak benim, çiçek benim, dal benim, budak benim. Geçmiş arkaya Muhyiddin Arabi, Abdülkadir Geylani. İsa benim, Musa benim, Muhammed benim. Lut benim, hep benim diyor. Arş benim, kürs benim diyor. Belirlenir, yok. Hemen kader risalesine geçin. Kader ve cüz-i ihtiyari, İslam'ı ve imanı
nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani imanın cüzlerindendir. Kader ve cüz-i ihtiyarı. İslam'ın ve imanın nihayet hududunu. Hemen şöyle tabir ediyor. Üç çeşitli farklı şey yapıyorlar. Benim alakası bununla yok da. Orada da İslam'ın ve imanın nihayet hududundan bahsediyor. Hudut, hudut. Hududu hududunda ara. Sen İslam'ın hududunda ara. İmanın hududunda ara. İman nereye kadar imandır? Kalbi kalpse ne kadar imandır? Ondan sonra iman yoktur. Şuhuttur. Bana diyecekler ki cemaate iman et. Var mıydı? Cemaatin karşısı değil. Buna imanlı olur mu? Yani emin olmak. Ben emin miyim? Yani şüpheli miyim sizden şimdi? Sizin varlığınızdan şüphem var mı? Evet. Görüyor mu yani? Bana telefon ettim. Sağ olun. Hocam Tebeşik cemaati var mıydı? Var tabii ya. Var tabii. Ama sana konuşurken derim ya. Ama bir tane aranızda çıksa bana dese ki bizim varlığımızdan şüphem var mı? Hep de manyak olmam lazım. Karşınızdayım. Burada şehadet etmem. Siz varsınız arkadaşlar. Ben sizi kabul ediyorum ha. Demek ne kadar tuhafsa. Kabul kalpsende Cenab-ı Hakk'ın hüviyetine ve kelamına ehadiyetiyle Resulullah mazhar olmak. Ki şeytan Allah'ı reddettiğinden kafir olmadı. Allah'ın imanın ona da iman et denmedi zaten. Şeytan Allah'a iman et denmedi. Meleklere iman et denmedi. Ahirete iman et denmedi. Buraya secde et dedi adama. Çünkü Allah'a muhatap olan bir zaten beni iman et, bana kabul etti. Dinelim. Orada iman yok. İman gaybadır arkadaşlar. Şey atacağız okumuyor muyuz? İman gaybidir. Gaybadır. Şuhut ve nafillahtır. Orada iman yoktur artık. İmanın ve İslam'ın nihayet hududunu söylüyor. O ilginç. Onu işliyoruz her çarşamba. Yetim burnunda. Müzakere yapıyoruz da. Şimdi insan kainatın çekirdeğidir demiştik. Bu kainatı hulasalandırdı Cenab-ı Hak. Paketledi, insanı koydu. Böyle bir şeysin yani. Böyle kıymetli bir şeysin. Çöplük tercüme kendini. Şimdi diyor ki insan diyor kainattaki açılımıyla münasebet kurarsa, ona uygun tetik hareket ederse ahdine vefa etmiş oluyor. Aslına uyuyor. Budur işte. Yani beden diliyle konuşmak var ya, sana Cenab-ı Hak beden diliyle konuşuyor. Fıtratına konuşuyor. Mesela su vardır değil mi? Bir laf söyledim. Bir de şu. Sözden daha teselli değil mi bu? Su varmış yani. Ötekisi kabullenmeye değer. Bu şuhudi. İşte insan kainatın çekirdeğidir. Dolayısıyla kainat İnsan açılım olunca ah demek, ey kulum, kainatın tamamen haritasını sana koydum. Ona uygun ol. Fıtrat beden dili de dedi ki evet doğrudur, ben onun hakikatiyim. Beden dili lisan haliyle. Bu hakikatinle beraber ol. Bu demektir ah. İzah edecek. Bu demektir bunu kesmek. Kainatın kendi hakikatinle aranı kesmektir. İfrat ve tefrit mertebesi. Onlar da başka yere götürüyor. O da bir esmadır. Şu kadar değil. Hem şu sorunuza cevap olsun. Ben niye bu tarihte doğdum? Benim annem babam niye bu? Niye benim bu çocuğum benden oldu? Ben asıl saadetle gelseydim vesaire. Bütün bu buna ait sorularınızın cevabı şudur bakın. Gaye pergel var ya pergel, ince ucu var demir, bir de kalem ucu var. Pergelin ince ucunu nereye koyarsanız koyun, bu merkezde döner. Tamam mı? Şimdi bütün sorularınızın cevabı, bu manadaki sorunun cevabı şu. Bak, ruhunuza koyun pergelin ince ucunu, ruhunuza koyun. Gaye, ruhun inkişafı Allah'a muhatap oluşudur. İster hangi zamanda gelirsen gel.
Kimin oğlu olursan ol, kim olur olursa olsun olur, önemli değil. Önemli olan netice, kaçırmayın neticeyi. Bu ruhu Allah'a muhatap etmek. Bu ruhun açılması gaye. Ama ne zaman? Şu, ecel de ondan oluyor. Bu ruhun açılışı, senin ruhunun açılışı sana kazanılan şartlarla en mükemmel, ideal zemin odur, sana ait odur. O tarihtir. Mesela Mustafa Küçük 36 yaşındaydı. Adam 46 yaşında duruyor. Vesaire. Bakın arkadaşlar, kalp entegresi var ya, gidersiniz böyle alete. Tak 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 böyle. Basını böyle 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 gösterir. Entegre yani kalp. Bir insanın Allah o kadar güzel bir Allah'tır ki Allah bu kalbin entegresini, ruhunu kendisine en üst seviye entegre geldiği zaman, yani ibre çıkıp bundan sonra düşüyor. En zirve ne zamansa ecelini alıyor. Ecel ve ömür farklıdır. Ecel budur. Yani kendisine en yakın ruhunun açılımına en yakın an o zamanmış. Merhamet gadabını aşmıştır. Hakikatini de ifade ediyor. Eğer bu zirvede burada Mustafa gelmiş o an, ondan sonraki zamanlar hep inecek ömür billah. Cenab-ı Hak müsaade etti. Hiçbir zaman bu ibreye çıkamayacak. O ibre de alıyor. Bunlar da eceldir. 9. devada eceli anlatıyor. 29. Leyma-i Şua-i Arabiye'de sonunda ömürü anlatıyor. Yalıköy'de onu dersini yapmışlar. Delaili muhalefet eden, o delaili muhalefet eden Cenab-ı Hakk'a fıtraten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Dolayısıyla insan çekirdeğini, kainatın açılımı birbirine mutabıktır, uygundur. Kainatla iletişimini, kainatın fıtrat hakikatına, kendi fıtratını uydurmasa, ona zıt hareket ederse, kainatın gidişatına zıt hareket ederse, ahdini, yani fıtratını bozmuş. Şimdi adama ertesi gün gidip de anlaşmayı bozdum diyeceksin ya, dün akşam karar vermiştin. Gitmeden sabah 9'da ben vazgeçtim sapıktan veya alışverişten. Sen o adama ilan etmeden evde zaten anlaşmayı bozdun ruhunda. İşte ahdi bozmadan önce ruhu bozdun. Ondandır ki ahdi bozdun diye ifade ediliyor. Fıtrat bu. Fıtratını bozmak yani lazcası. Fıtratını bozdun mu, ahdini bozdun. Peki fıtrat nasıl bozulur? Ona geldik. Ve keza ifrat ve tefrit hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını inkar eden esbaptandır. Şimdi sıkıntında kaynağı. Diyorlar ki kardeşim nasıl böyle izah ediyorsun, çarpıyorsun, nasıl girmeyeyim? Ama kısaca depresyon, buhran ve bunalım fıtratın ifrat ve tefrit mertebelerinden çıkıyor. Bak ne dedi? Dedi ki ve keza ifrat ve tefrit eğer hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intihac eden esbaptandır. Maraz-ı ruhiye. Ruh hastalığını doğuruyor. İfrat ve tefrit ruhun marazıdır. Mesela 75. sayfa Kastamonu. İfrat-ı şefkat ruhun marazıdır diyor. Ulema İslam hüküm getirmiş Edile-i Şeriye'de. İfrat-ı şefkat diyor, illet getirir. Zillet de doğurur. Bakın ifrat, tefrit ve vasatı. Yani niçin insan buhran ve bunalıma giriyor? Fıtratını ya ifrata itmiştir ya tefrittedir. Vasatı hattı istikamettir. İşte asıl saadet. Öyle diyor. Vasat insanlar. Buna fıskın birinci sıfatı olan yani uzun ahdallah cümlesiyle işaret edilmiştir. Yani Allah ile o anlaşmanı kesmek diye ifade edilmiş. Yani ruhunun ifrat ve tefrit mertebesinde olarak fıtratındaki anlaşmayı yani fıtratının karşılığını kesmiş oluyorsun. Bir misal veriyorum. Yani. Gözünü kapattın. Bu gözün nedir? Tefritidir.
Bak öldürdüm. Ya canlı bakmadım ama. Yani ahdimi bozdum. Gözü veriliş gayesinde kullanmadım. Şükrü örfü hareket etmiyorum. Mesela şehveti kullanalım. Helaline şehveti var. Haramına da var ifrat. Ama kurduruyor. Mesela ifratı nedir? Haram ve helalı kale almadan rastgelene beraber olmak. Tefriti nedir? Helaline de yoktur. Öldürmüş yani. Biyolojik yapısından değil, kendi iradesiyle öldürenler. Ama hat vasatı Allah'ın dediği kurallar içerisinde yaşamak. Bu da ah bu işte. Bütün duyguları böyle düşündüm. Tefrit, vasat, ifrat. Bu çizgi komple, yani fıtratının karşılığı senin ahdindir. Bu bir. Ve keza ifrat ve tefrit hayat içtimaiye karşı isyan ateşini yakan iki amildir. Bir insanın ruhu ifrat ve tefritte ise hayat içtimaiyi ateşe veriyor. İşte kuvve-i ahdiye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şey. Şu anda mesela iman ve küfür mücadelesinin çeşitli sahalardaki tezahürünü görüyoruz. Tezahürleri var yani. Bundan kaynaklanıyor. Ruhtaki o şey. Ama hayırdır. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye iman etmedik mi? Hayırdır. Çünkü bilmediğiniz elemler lezzetin içindedir. Lezzetler de elemin içindedir. Elemler de lezzetin içindedir. Yetmez mi sana, yetmez mi sana, dert derman sana. Dertler meğer dermanıymış. Nasıl adamı yetiştiriyor? Donukluk yok arkadaşlar. Çünkü kainat bir defa kuruldu, bir daha kurulmayacak. Hükmün icra etsin kardeşim. Esma'nın her türlü ayna darlığına mazhar olun. Libya'da olsaydınız. İran'da olsaydınız, Almanya'da olsaydınız, bu Esma'nın bu mertebelerini duyabilirdiniz, görebilirdiniz ama hissinize, ruhunuza, kanınıza kadar işlediğini hissedemezdiniz. Varsın olsun, girsin içinize. İmana tarafkirlik, küfre, nefret duygusu nasıl gelişecekti? Varsın olsun, ben demesem de zaten Allah yapıyor yani. Ama lazım. Lazımdı ki böyle olsun. Kanun-u mübareze her dairede cereyan ediyor. Her dairede cereyan etmelidir. Ve masadak olmalıyız. Evet, bu amirler hayat içtimai nizam ve iltizam altına alan rabıtaları, kanunları keser atar. Gördün mü? Hayat içtimai bir kanunlar var değil mi? Bir bağlarımız var. Şimdi okuyacağım, nedir o? Kesip atıyor işte. Koparıyor. Evet, şehvet veya gazap haddini aşarsa ırz ve namustan paymal olur. Masumlar naf olur. Buna da fıskın ikinci sıfatı olan ve ona ma'mer Allah diyen yüsele cümlesiyle işaret edilmiştir. Gerçek örnek verecek. Ve keza dünya nizamının bozulmasının intihac edip fesat ve ihtilale sebebiyet veren İkinci ihtilalcidirler. Buna dair fıskın üçüncü sıfatı olan ve yufsidûne fil'er cümlesiyle işaret edilmiştir. Evet, fasık olan kimsenin kuvve-i akliye ve fikriyesi iktidarı kaybedip safsatalara düşerse, kuvve-i akliye. Adam, bu benim davam değil diyor. Yani hiç umurumda değil. Ders mi varmış? İslam mı varmış? Ben bu dünyaya mı gelmişim? Ne yapacakmışım? Böyle bir problemi yok adamın. Ama iyi bir mühendis. İyi bir mimar yani. İyi bir esnaf ama böyle bir hobim yok diyor bana. Ama bir tane söyleyeyim. Ya dedim ahiret var. Benim böyle bir hobim yok. Bu nedir? Kuvve-i akliyenin tefritidir. İfratı nedir? Yok buna dair. Bir tane dedi ki benim böyle hobim yok. Benim meselem yok diyor. Kabine girecekler, ben böyle belki girmeyeceğim diyor. Yani adam böyle bir problemi yokmuş. Tamam.
Bu tevhid. İfratı nedir? Yokluğuna dair dava ediliyor. Bak ne oldu? Fıtratını bozuyor. Ahdini bozuyor demektir. İtikada ait rabıtaları kesmekle hayat-ı ebedisini yırtar atar ve keza kuvve-i gazabiyesi haddi vasatı tecavüz ederse hayat içtimaiyenin hem yüzünü hem aslarını yırtar alt üst eder. Mesela ona ait bir yer okuyalım. Çok ilginç. Diyor ki şu alarda o şu andaki durumu tasvir ettiği için girmek istiyorum. Bakayım. 700 kaçtı ya? Zübeyir abi. Fesubhanallah. Tam da orası çıktı. Allah'ın inşallah işaretidir ki oku. Koca şualardan açılınca orası çıkması kaç sayfadır? Şualar. 760 sayfadan açıyorsun çıkması işarettir ki doğrudur oku orayı. Ben öyle anlıyorum. Herhalde bu zamanı tasvir ediyor. Ziyaret-i Nabi'yi dinle. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı görmemiş. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir şey görülmemiş. Bitiyor orada. Beyler, bitiyor, bitiyor. Mektubatta ne diyordu? Hadisat-ı azime vücuda geliyor. Böyle yapardın hatırlıyor musunuz? Ha? Kolay değil. Demezler sana. Eyvallah. Buyurun. Şimdi kalı biz vardık. Şimdi soru söz olur. Böyle bir şey yok. Alırsan alırsın. Kanun-u mübareze her tarafta. Sabah namazı zil çalıyor. Kalk ya 5 dakika. Bak başladı mübareze yani. Demek ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir zaman gelmemiş ve gelmeyecek. Vefat edince sen ve ben bir daha insan olamayacağız. İnsanlığının kıymetini bil diyor Gazali. Bir daha insan olamayacaksın. Böyle bir çekirdek insan. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı görmemiş. Deccaliyet var ya Süfyaniye. Tarihte yoktur. Zulüm vardır, yöreseldir. Beldedir, köy gibi bir yerdir. Firavun 2000 kişiye bile hükmetmemiştir yani. 2000 kişi yok. Benim ilçede 12.000 nüfus var. Firavun sağsa o. Semboldur o firavun. Hiçbir şey değil. Serseridir. İki tane çaksan uzatırdım. Sahil asırlarda o ehli dalalet ve ahireti bilmiyor ve inkar ediyordu onlar. Elmas elmas bilmiyor. Dünyayı tercih ediyorlar. Bilmiyor. Fetret. Bazı yöreler var ya başlı. Ve ikinci cümlesi olan ve yüfsidûne yok ve yüfsidûne an sebilillâhi ile der ki bunlar şimdi bak Türkiye'yi iyi dinleyin şimdi bak bu ayet manasına bak nasıl bakıyor güne bugüne bakıyor güne güne tarihe de değil bugüne bakmıyor ki o bedbahların dalaleti zındıklığı mübarezesi muhabbeti hayattan dünyamız gidiyor. Dünya gidiyor dünya. Zaten gidiyor demesen de. Temerrütten, dine karşı inatlaşmaktan neşet ettiği için kendi hallerinde durmuyorlar. Tecavüz ediyorlar. Haklarını aşıyorlar. Hudutları kalmıyor. He? Ama bak şimdi daha aynen bugün yazılmış. Daha biraz da gidin göreceksin. Hakikaten bugün için yazılmış. Bugün 18 2010 bugün bildikleri bilmiyorlar mı? Nereye bağlı oluyor? Biliyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine ecdatları, dedeleri din ile bağlı. Birileri dini iddia ediyor. Bunlar hücum ediyor. Biliyor ki o dini iddia edenlerin dinleri benim dedem de onunla bağlıydı. Diyor ki bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine adavetkârâne
Menbaalarını kurutmak, dinin menbaalarını kurutmak, esas hattını bozmak, Kur'an ondan ama benim yorumumla, tamam mı? Benim yorumumla yapılarak esas hattını bozmak, kapılarını, yollarını kapatmak istiyorlar. Kapılarını ve yollarını. O ESM'ymiş, o SYM'ymiş, başörtüymüş, şu bu. Neymiş bunlar? Kapılarını ve yollarını, onların kapılarını ve yollarını drone'ye kapatmak istiyorlar. Tamam, isteyebilirler bakalım. Rab da ne diyor? Ve üçüncü cümlesi olan وَيَبُونَهَا اِوَاجَا ile niçin bunu yapıyorlar peki? Ayet hemen devam ediyor. Tamam da niçin bunu adam bunu yapıyor? Onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acip bir gurur ile biz biliriz. Gurur ile garip bir firavunluk. Firavunluk. Firavunu Mısır'da ararsan Musa'yı anlayamazsın ki asıl Musa'sını. Hani Yusuf'u kuyuda arar. Firavun da burada. Musa da ondan daha büyük azap olmaz. Keşke öldürse. Çünkü niye? Nefislerin şımartmış. Şöyle anlayabilirsin sen belki biraz. Sigarayı bugün içmedi. Televizyonu açmadı. Maç hastalarından seyretmedi. Ne kadar zapsa adam herkes ona selam duyuyor. Paşam, Cumhurbaşkanım, Başbakan, kimse, o şimdi kimse yok. Bu kadar, o bize bile dokunuyor. Ya Anadolu seyahate gidip diyorlar, kimse tanımıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bize bile dokunuyor yani. Firavunluk bizde de var yani. Olmaz mı yani? Firavunluk dokunuyor. Vay bak, ana kadar olmadı ya. Ya biz unutamıyorum. Adam ona dedi ki, kardeş, almaya ver. Ulan camiye namazı kıldırdım, camiye kapattım, tarafa her şey bitti. Ulan bir ders dinleyeceğim ben yani, gittim için ben dedim oturayım. Bilemezsiniz onu, siz bilemezsiniz bu ortamı. Çünkü elimizi çok geçmiş. Ben camiye hitap ediyorum lan, bu güya oranın şeyiyim. Ama boşum, boş. İçim çökmüş. Derse ki hemen şeyden sonra, teravihden sonra camiye kapat, giderdim derse. Dersi ders dinleyeceğim. Adam da şimdi ders yapan beni duruyor. Rahatsız oluyor ama kıvay ediyorum yani. Ne rahatsız oluyorsun kardeşim, ben bu şeye geldim. Kardeş, dersten sonra görüşürüz. Oğlum dersten sonra ama ben ne olacağım? Diyor ki ya buraya gel, ya gel. Ya kardeşim ben ders dinleyeceğim Allah aşkına ya. Zaten canım diye gelmiş. Yani acayip bir şey. Demek ki bir yere gidince de öyle olur. Firavunluk var bizde. Depreşiyor o namussuz. Bu aşağılık var ya, fırsat neler diyor. Şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunları, şualarını ve insan aleminde o hakaikin dusturlarını niçin şey yapıyorlar? Bak, kainat idare eden şeriat var. Şeriat iki tane dedim. Kainat irade ediyor, idare ediyor. Bir de insanın kelam sıfatından gelen şeriat Kur'an. İrade ve kudret sıfatından geleni kainatı ki adetullah. Yani camları da açık. Camları da açık. Şimdi bak adamlar ne diyecek? Niçin karşılar? Niçin? Çünkü sufli hevesatlarına, sufli heveslerine, müştehiyatlarına, tiryakilik, pislik günahlarına, şeriatı müsait görmediklerinden haşa, haşa, eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. Cenab-ı Hak diyor. Diyor ki onlar, o firavunlar, firavuncuklar kendi sufli hesaplarına, heveslerine, arzularına müsait görmedikleri bir zemin olduğundan şeriat haşa haşa eğri, yanlış, adam öyle demiş, çağ dışı bir kanun dedi ya. Şimdi kabirde o. Afganistan o müdahalesi, ilk müdahalesi olacaktı. Asker gönderen o zamanın başbakanı öyle diyordu. Çağ dışı bir din diyor. Çünkü haşa sufle vesatlarına, heveslerine, gayrimeşru hayatlarına, insan sırtından ahtapot gibi sömürenlerin elbette ki şeriatı karşısında görecek. İnsanlar istismar eden, insanları asit kuyularına atan elbette ki şeriata düşman olacak.
178 işareti cazda diyor ki, kainat sistemini görüp de diyor, saniyeni, sanatkarını inkar edelim. Ayet inkar etmesi normaldir zaten. Kur'an inkar etmesi normaldir. Çünkü gözle gözüken bir şey, ayet. Elbette ki bunlar dine düşman olacak tabii. Çünkü hayır yapamazsın diyen dindir. Sömüremezsin, zulmedemezsin, öldüremezsin. Kendi özel hayatın için devletin lambasını yakamazsın. Kalemini kullanamazsın. Önündeki masalarındaki diftar, defterleri, kağıtları çocuğuna okul defteri yapamazsın. Sen nereden bahsediyorsun ya, kağıttan bahsediyorsun. Görüşünü sen anla canım. Zaten bizim dosyalarımız kabarmış. Onları da ben de anlattım da dosyalarımız da kabarsın. Gelsin sen de olur canım. Haşa haşa, eğri yanlış 90 bulmak istiyorlar. İşte bu ayet 3 cümlesiyle manen bu asırda acip bir taifi darleyen tam bir tevafuk maneviyle, mana işaretiyle, çok efradi içinde hususi vakti gibi tevafuku cifresiyle dahi bu tarihe bakıyor. Başlarına parmak basıyor. Yaptık bunu. Ama diyemem tarihini. Biz ne yaptık? Ellezine yestahbun diye makamı, onun devamı da var. 1327. Eğer şeddeli lam min ikişer saysa Arabi tarihiyle 1359 edip o Tuyanlı tayfenin saadetli zamanını gösterir. Tam tuhafıkla bakar. Ve yan'unaha ivaca nın makamı tenbin nun olmak cihetiyle 1290 ederek şeriat İslami'yi suikast olarak ecnebi kanunlarını adliye sokmak fikriyle teşebbüsü tarihine tam tevafukla bakıyormuş. İsviçre kanunları var. Size bir anlatmıştım değil mi? Ben kimim diye. Hatırladınız mı? Ne? Hani ben kimim diye de adama sordum. Adam bana dedi ki ben töreye ve yöreye doğan Almanya hukukuyla kanunları ile ceza gören İsviçre yani ticareti Alman hukukuyla yapan hukukunu İsviçre kanunuyla idare evlenilen idare evlilik hayatını yapan Yahudilerin zalim ve merhametsiz kanunları ile terbiye edilen Amerika'nın sömürme ve ruhunu çökertme filmleriyle büyütülen birisiyim ben. Ve öldüğü zaman İslam'ın kanunlarına göre kefenlenen ben hangisiyim o zaman? Töreye ve yöreye doğan dinimi araştırmamışım. Töreye ve yöreye doğdum. Sen şusun dediler. Alman hukukuyla ticareti yapılan, ticaret yapan, İsviçre kanunlarıyla evlenen, İtalyan hukukuyla hukukunu icra eden mahkeme kanunları. Öldüğü zaman İslam'ın kanunlarıyla kefenlenen, yaşantısını Amerikan filmleriyle uyduran birisiyim ben. Ben hangisiyim o zaman? Evliliğimi İsviçre'ye göre yapıyorum. Ticaret hukukumu Alman kanununa göre yapıyorum. Adliyemi İtalya kanununa göre yapıyorum. Ahlakımı, davranışımı Amerika filmlerine göre uyduruyorum. Ölünce de İslam'a göre gömülüyorum. Ben hangisiyim? Evet cevap, sen anonim şirketi bir adamsın. limited şirketi olamadın daha. Ya. Şimdi şurada bir şeyi de okuyacağım. Bak,
o birincisini alakayı keserler dedi ya, ona misal olacak inşallah. Diyor ki وَاَتْنَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُوْسَلَى. Bu cümledeki emir iki kısımdır. Birisi teşhidir. Silah-ı Rahim ile tabir edilen akraba ve müminler arasında şer'an emredilen muvasala hakkıdır. Şimdi bize dayandı biraz. Hani Allah ile ahdinizi niye bozuyorsunuz? İki taneydi. Bir, akrabalar ve müminler arasında bağınızı kestiniz. Ahdinizi bozuyorsunuz. Demek bir tane bu. Akrabalar, anne babası sağ olan, amcası, dedesi vesairesi olanlar telefon edecek, mesaj gönderecek. Artık iletişim çok kolay. Görselde yapabiliyorsun, tamam mı? Onlarla alakayı kesince Allah ile ahdini bozuyorsun. Öyle diyor Allah. Ayetin öyle diyor. İkinci şey, diğeri emri teklifidir ki fıtri kanunlar ile adet olan tazamun ettiği emirlerdir. Mesela bak ahdimizi nasıl bozuyoruz. Misal ikinci. İlmin, dimağın, aklın verilmesiyle amel emrediyor. Amel yapıyoruz. İlmin sana niye verilmiş? Allah niye nasip etmiş bunu? Ameli emrediyor sana. Zekanın verilmesiyle ilmi emrediyor sana. İstidadın bulunmasıyla zekayı emrediyor sana. Çalıştır, depola, al. Aklın verilmesiyle marifetullahı, kalbin verilmesiyle muhabbetullahı, kudretin verilmesiyle çalışmayı, cesaretin verilmesiyle cihadı, manen ve tekminen emrediyor. Yapmayan ahdini bozuyor. Tekrar mı? Sayfa mı? 174. İşte o fasıklar, biz de kısmen varız. Bu gibi şeylerin arasında şer'a ve tekvinen tesis edilen muvasala hakkını kesiyorlar. Yani mesela akılları marifetullah'a, zekaları ilme küs olduğu gibi akrabalara ve müminlere dahi dargın olup gidip gelmiyorlar. Mesela bir tane çakayım şimdi, yani bana çakılanı. Ben yaptığım hatayı yapıyorsam kendime de zulmetmeyeyim o kadar. Şimdi yeni birisi geldi. Çok var. Kardeş iyi niyetle gelmiştir tabii. Yani din namına gelmiş. Bu senelerce kalacak. Hemen yeni gelenler için söylüyorum. Hemen kafanızı kaptırmayın diyeyim size. Beyniniz yıkanır. Bize fazla takılmayacaksınız. Plakilik olur. Onu değil. Şimdi olsun mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar yapsam ki böyle. Şimdi bu adam gelmiş. İyi niyetle din için, Allah için gelmiş. Ben bunlara sünni bir düşman imal ediyorum aynı zamanda. Desem ki geldi. Abi, hocam, iskimiz, biz kardeşim falanca grubuz. Öyle mi? Onlar kim? Onlar bizim değil. Bunlar kim hocam? Onlar da bizim değil. Bunlar kim? Bunlar da bizim değil. Biz. Biz diyerek kendini hudutlayanlar, onlar diye düşmanını ifade edenlerdir. Aa, adam buraya gelmişti. Böyle bir şey yoktu. Hayda, adam elbise biçti, düşman koydu. Hiç düşünmediği, tanımadığı adam, bu adam ona düşman oluyor. Hiç daha yeni geldim, buraya bir sene oldum. Ben seni öyle büyüttüm ki burada, onlara, şunlara, şunlara düşman ettim. Tamam. Peki sen onları tanıyor muydun? Yok. Peki niye düşman oldun? Abi öyle dedi, hocam öyle dedi. Ya bizde değillermiş. Peki ben sana neyi koydum, iman ettim? Düşman iman etmedim mi? Hani müsbet, tamam, bu bizde, bu dostumuz. Bu da dostumuz, bu kardeşimiz. Bu da arkadaşımız. Ha bu İsrail. Tamam. İnsanlık dünyasında bir tarafız. Bir. İslam'ın yanıyız. Müminler arasında bir tarafız. Bir. Re yok. Hepsi kardeşim. Allah kahretsin beni inandığımı söylemiyorsam. Burada ders diye söylemiyorum. Böyle inanıyorum ben. Eğer kim olursa olsun en dahi. Gıybet, aşağılamak, tahkir etmek,
kendisini karşıki tarafa indirerek ifade etmeye çalışana gitmeyin. Kim olursa olsun. Gıybet haramdır. Müslüman arası madem diyor ustadımız, imanı var, o cihette kardeşimizdir. O cihette kardeşimizdir. Ben iddia ediyorum. İttihat İslam olacak. Ama daha o dedim, bu dedim, şu dedim. Ulan sahtekar. İttihat İslam'ı nasıl yapacaktın? Sen daha kendi ihtilaf İslam'a çalışıyorsun da. Nerede olacaktı İslam? Hep soruyorum, ben mi yanlış düşünüyorum? Ben mi aptalım ya? Suni bir düşman iman etmiyor muyuz? Niçin diyoruz? Niçin dersin dışında görüşelim diyorsun? Niçin onlar diyorsun kardeşimiz desin varlığını? Hadiseler bizi yoğuruyor arkadaşlar geniş daire işte. Siz birsiniz diyor. Hayır biz bir değiliz diyor. Olaylar diyor ki evet birsiniz. Hepiniz aynı şeyi kokuyorsunuz. Tamam mı? Siz aynı kokuyor. Siyaset dahi olsa, okul dahi olsa, nurculuk olsa, Süleymancılık olsa, tarikatçı hepiniz aynısınız. Küfür bizi aynı görüyor. Ona demek ki küfür bizi aynı görüyor. Ah be ahmak Hasan. Küfür kadar mı kafan çalışmadı? O senin kardeşinmiş ya. Küfür bana dedi. Firavun bana dedi ki o senin kardeşindir ha. Ya değil ya. Ya ikiniz benim düşmanımsınız. Aynısınız. Suni bir düşman. Adamın böyle bir şey tanımıyordu ya. Gittik ona düşman yaptık yani. Bak bunlar senin düşmanın, bunlar bizden değil, şunlar da değil, şunlar da değil. Ha şunlar bizden. Bu nedir peki? وَيَكْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ Müminler arasındaki bağ keserler. Hemşerim sen de varsın bunun içinde, ben de varım. Yaptığın kadar. Müminler arasında bağ. Bak şimdi. Silah-ı Rahim değil kitaplarda ne anlarız? Ne biliyoruz? Anne babayı ziyaret değil mi? Anne baba üçüncü sıraya gelir. Müminler arasındaki bağın adıdır. Şimdi ansiklopediye bakın üstadimin o yeni ansiklopedi var ya dört ciltlik Silah-ı Rahim. Mesela cephedeyim savaşıyoruz. Annem babam memlekette diye cepheyi bırakabilir misin? Bak İslam için iki müminler arası üç anne baba. Ki İslam hukukunda hukuk şuna ayrılır. Hukukullah, hukuku Resulullah, hukuk asfiya, hukuku müttedi valideyi. Allah'ın hukuku ilk önce olaylar içinde ilk önce bunu gözeteceksin. Hukuku Resulullah. Resulullah ne diyor bu işe? Üç, asrın imamı ne diyor? Hukuk asfiya. Dört, hukuku müttedi valideyi. Dindar anne babanın hukuku. Yoksa namaz kılma oğlum diyenin gene dinimiz hücumet. Ne biçim insansın? Böyle babam olur diyemezsin. Evet namazını kıl ama karşını alma. Cidalaşma ki o kadar değer veriyor ki o zalim de olsa babaya dinimiz diyor ki ey kulum emri bir maruf neyi anil ülken farzdır ama evladın babaya farz değildir. Allah Resulü'nün babasını Cenab-ı Hak kendisinden önce aldı. İki duygu çatışmasın diye. İşte müminler arasındaki bağdır ahdine vefa etmek. Hep böyle dersler arkaya veriyoruz. Cemaatın dışında. Bizim dışında. Hani deriz ya şu sözü cemaatın dışında. Cemaatın dışında söylenilecek sözü cemaatin içinde söylüyor. Bu yalan bir sözdür. Bu sözüm cemaatın dışında diye derken bu yalandır. Cemaatin içindedir o. Cemaatın dışında. Ona cemaatin dışında da duyacaksın o sözü. Cemaatimin dışında. Bu söz cemaatin içindedir kardeş. Ahdimizi bozuyoruz. Biz diyerek kendini hudutlayanlar onların karşısına alan tiplerdir. Biz biriz kardeşim Müslüman ama taksimin amal vardır. Herkesin mesleği farklıdır. Ben ayakkabı boyacılığı yapamam. Sıva yapamam. Araba tamir edemem. Boya yapamam. Benim işim bu kardeşim. Benim işim bunlarla çalışmak. Haritalamak, çıkartmak. Ondan sonra karşınıza gelip dersime çalıştıktan sonra dersimi size takdim. Beraber istifademize vesile olmasın. Beraber yani. Benim işim bu. Ben size burada düşmanla aşırılasam, bu kürsüden bunu dersem, size ne düşer? Bıçak düşer, tabanca düşer ya. Kardeşim lütfen. Alemistan buna ihtiyacı yoktur. Suni bir düşman üretmeyiniz. Üretile yere de gitmeyiniz.
Allah'ın dinine muhalefet edilerek Allah'ın dini anlatılmaz. Gıybet haramdır. Haramla helal anlatılamaz. İşte o fasıklar bu gibi şeylerin arasını okudum. Ve yufsidune fil erd. Evet, fıska bozulan bir adam bataklığa düşüp çıkamayan bir şahıs gibi, çoklarını da o bataklığa düşmelerini istiyor ki maruz kaldığı o deşitli halet bir parça hafif olsun. Çünkü musibet umumu olursa hafif olur. Ve keza niye bir insan bozmaya çalışır? Ben bozuldum. Ertesi, ben nasıl olacak? O zaman herkes bozulsun ki ben de anlamayayım. Hani var ya bir suyu içtiler, o deli suyu, o da içip bir patladı ya. Bir şeyle bir suya bir şey karışmış, içen delilemiş. Adam da padişah özel içiyormuş, o deli değil. Bütün deliler yuh diyor adama. Yuh bir akıllı, deliye bak deli. Adam daha dayanamamış, verin bana o sudan böyle içeyim demiş. O da hiç ister oldu ya. Bozulan adam herkesi bozuk ister. Namaz kılmayan adam fabrikada müdür vesaire seni kılmanı istemez. Din düşmanı olduğundan değil çoğusu. Sebebi namazı hatırlatıyorsun, vicdanını cizz ediyorsun. Cizz. Azap çıkıyor adam. Onun için istemiyor. Ve keza bir şahsın kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye başlar. Kalbinde tahribata fenalığa bilmeyin. Bir zevk meyde olur. Adam niye tahrip eder? Ya arkadaşım fıtratı bozulmuş. Yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Bakın bir de okuyayım. Niye bozmaya gidiyor adam? Bir şahsın kalbinde ya bunu yapardı ya. Bu kadar adaletsizliği yapardı. Bu kadar yanlışı yapardı. Bu kadar düşman olur mu? Olur. Niye? Kalbinde bir ihtilal, bir fenalık hissi uyanırsa yüksek hissiyatı, kemalatı sukut etmeye başlar. Kalbinde tahribata, fenalığa karşı bir zevk peyda olur. Zevk alırmış adam. Şöyle anlatayım. Namazdan lezzet alıyorsun ya namazdan. Adam İslam'a hücum etmekten lezzet alıyor işte. Böyle oldu. Çünkü fıtratı onunla besleniyor. Şeytan. Usta diyor ki bunlar cisimlerini çıkarsa bizim bildiğimiz şeytan. O şeytan cisim değilse bunlardan daha şey olmayacak. Aynı olacak. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür. İslam tahribi, İslam karşıtı, İslam düşmanı. Fotoğrafı iyi okumak lazım. Sonra o şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatla fenalıkta bulur. Dayanamıyor adam. Askerde ben birisine denk gelmiştim, böyle söyledim. Adam dayak yeme esrardan kurtulmuştu. Fakat esrar krizi gelince o içemiyor. Müthiş bir vücutta enerji oluyormuş. Bahane arıyormuş, dövülmeye. Gidiyormuş çavuşlara takılıyormuş. Çavuş da pat Recep Çavuş diye birisi vardı. Pat. Ondan sonra geliyormuş komşu arkadaşlarına soruyordu böyle. Oh be. Rahatladım. O enerji atılıyor ya. Yoksa patlayacak. İşte bak bir daha okuyorum. Fenalığa bir meyil olur. Artık o insan fenalıktan zevk alır. Yavaş yavaş o meyil kalbinde büyür. Sonra o şahıs bütün lezzetini yani o dayağı bir şey olarak düşün. İslam düşünce düşmanlığı da aynı böyle. Lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur. İşte o vakit o şahıs tam manasıyla arzda yırtıcı bir hayvan, ihtilali çıkarıp bu büyüten bir bela, fesatı durmayıp karıştıran bir afet kesimdir. Afet. Yer uduğun örülmüş kalın bir şeridi açıp dağıtmak manasında ifade eden nakudu. Tabiri yüksek bir usluba işaretti. Çok önemli bir şey okuyacağım. Onun için birkaç dakikam kaldı. Biliyorum. Saatim doldu da. 5 dakikam var. 50 saat olması için. Şunu okumak istiyorum. Sanki Cenab-ı Hakk'ın ahdi Allah ile anlaşmamız neymiş biliyor musun? Bak. Meşiyet, hikmet, inayet, adalet. Meşiyet Allah'ın isteği bizde ders edilmiş. Bu nasıl anlarız? Eğer biz bunu uyandırırsak bizde lezzet hasıl olur.
Allah'ın hikmeti, kainattaki hikmet buraya konmuş. Nümenesi. Ağaç, çekirdek. Üç. Allah'ın inayeti, yardımı. Çünkü nereden biliyoruz? Kainat bize çalışıyor. Adalet, ölçü, denge, münasip, tenasip, mahkeme, muvazene. Manalarından ipleriyle örülmüş nurani bir şerittir ki ezelden ebede kadar uzanmıştır. Yani bir araba fabrikası düşünün, şerit var böyle. Şanseyi koyarlar, diferansiyeli koyarlar. Yani şerit sistemiyle araba çıkıyor ya, ne oluyordu? O bir şey takıyor. İşte arkadaşlar, üretimle tüketici arasındaki o şey, tezgah ne diyorlar ona? Bant. İşte Allah ile bizim arasındaki bantın adı inayet, rahmet, meşiyet, hikmet, adalet. Bu. Bunu tahrip ettiğin anda bant bitti. Araba imalatı yok. Burayı çok okumak istiyorum. Bu nurani şerit Allah ile kul arasındaki, bir daha söylüyorum, meşiyet, hikmet, inayet, adalet şeriti kainatta nizam-ı umumi şeklini tecelli ederek kainat, peki olursa ne olur? Bu olur. Bakın Allah'ın o dört tane özelliği insana koyduğu, insana koymuş. Hani sorsam, peki biz bunu yolunda kullanıp da inkişaf etse ne olur? Kainat oldu işte bu. Sen kainat olacaksın. İşte Cenab-ı Hak o dört tane hakikatını inkişaf ettirdi. Şu dünya demiyorum. Allah'ın dışında bütün varlık oldu o dört tane ile. O dört tanenin nümenesi sendedir. İnkişaf edersen arş benim, kürs benim. İşin meleküteğine geçersin. Silsilelerini kainatın envarını dağıtırken en acip silsilesini nevi beşere uzatmıştır. Ve ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Cenab-ı Hak meşiyet, tekrar edeceğim bunu. Meşiyet, inayet, rahmet, adalet bizim ruhumuza istidat ve kabiliyet çekirdeklerini koydu. Nedir bunlar peki? Kainatın, yani kainat ağacın tamamı bu çekirdeğe konmuş. Bu da dört tane ismi bakıyor. İsmi evvel, ismi ahir. İsmi zahir, ismi bahir. İstidat ve kabiliyet olarak bize konmuş. Fakat o istidatların terbiyesini ve tezahürünü cüz-i ihtiyarının eline vermiştir. O cüz-i ihtiyarının yularını da şeriatın ve delail-i naklinin eline vermiştir. O nasıl inkişaf edecek? Kardeşim, bu nasıl sulayacağız? Şeriat ve delail-i nakliye. Yani Kur'an, yani sünnet, edime-i şeriye, yani kitap, sünnet, icma, kıyas, şeriat. Yani zahir ve batın, şeriat zahirimizi, delail-i nakliye ise ruhumuzu terbiye ediyor. Unutmayın. Cüz-i ihtiyar şeriata bakar. Cüz-i irade ruhumuza bakar. İhtiyar İslamiyete, irade imana. İhtiyar mülk, irade meleküte bakar. İstidat meleküte bakar. Kabiliyet mülke bakar. Herkeste doktorluk istidadı vardır. Ama herkeste doktorluk kabiliyeti yoktur. Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmamak, ifa etmek ne demek? O ancak o istidatları layık ve münasip yerlerine sarf etmekle olur. Yani sana verileni, veriliş gayesine kullanmanın adıymış. Ahdi vefa etmek. Ahdın naksi ise, bir tavuk istiyorum, işaret veriyor. Ahdın naksi ise, sonra tabii çocuğum değil müsaade. Çok konuştum diyor, kimesin diyor. Tamam.
Yani Allah o ahdimizi, Allah ile ahdimizi bozmak ise bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Mesela bazı enbiyaya iman ve tasdik, bazılarının inkar ve tekzip, bazı hükümleri kabul, bazılarının red. Bazı ayetleri tahsin, bazılarını kabil ve çirkin görmek gibi. Ya ben bu ayetleri kabul etmiyorum. Adamın bir tanesi dedi ya, ben Mekke ayetlerini kabul etmem, Medine ayetlerini kabul ederim. Ters söyledim. Mekke ayetlerini kabul ederim, Medine'yi kabul etmem. Dolayısıyla 268 ayeti aklıma yaklaştıramıyorum. Aklıma uygun gelmiyor. Mevlun'a bak, 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 bak. Mevlun'a bak. Ne dedi bu? Bozmak, parçalamak ne demek? Bazı enbiyayı iman ve tasdik. İsa Aleyhisselam'ı mesela kabul, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı reddediyor. Musa Aleyhisselam peygamber kabul ediyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kabul etmiyor. Bak ahdini bozdu. Başka? İnkar ve tekzip. Bazı hükümleri kabul. Vallahi ben bunu şeriatı... Namaz kılıyor, camiden çıkıyor. Ben şeriatı kabul edemem. Bazılarının red. Bazı ayetleri tahsin. Ya mükemmel ayet diyor. Ötekileri sil. Bazılarının takbi ve çirkin görmek diyor. Vasıra bakmıyor o. Bana bakmıyor. Örümcek kafalı. Zira böylece yapılan naks-ı at nizamı, nazmı, intizamı ihlal eder, bozar. Bu. Bu şekildeki fıtrat kendini bozduğu gibi kendisiyle alakalı olanı da bozar. İktidarı eline geçerse bozma adına çalışır. Bozulan bozar. Rahmetli babam öyle derdi. Yeğe kusar oğul der. Yeğe kusar. Kussun. Hepsi lazım. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın esmasının ayrı ayrı cilveleri, tecellileri. Ne mutlu o kimseye ki esmanın bu hakikatlerini fark edip, farka girip, Furkan olup farklı pencereden bakmaya ve kullanmaya vesile edenleri. Esmanın ayrı bir cilvesidir. Seyretmeyi bildin mi, arkada baktın mı, alavara dalavara, netice Allah'ın dediği olacak. Atamız kim bizim? Adem. Adem Aleyhisselam izindeyiz. Nerede hafızam? Nerede nerede? Gelsene buraya. Gel kardeşim. Abi yanıma gel. Gel abi. İyi kişi yap. Kapıyı açabilir miyiz? Ha, biz de Kur'an okuyalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين
rahmeten min Rabbik. İnnehu huven semiyul alim. Rabbis semavati vel erdi ve ma beynehuma. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.